Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz katılımımızı arttıralım. Evet, bu hafta yine ayın çocuk acildeki ayın olgusu sunumlarımızdan bir tanesini gerçekleştireceğiz. Bu sefer birazcık farklı. Hem iki olgu anlatacağız. Acil servise gelen anemik hastaları hem de anemiye yaklaşımı Ulaş Hoca ile birlikte tartışacağız. Bizim açımızdan oldukça eğlenceli ve interaktif bir sunum olacak. Şimdiden herkese de iyi eğlenceler diliyorum. Ulaş Hoca'yı hemen ben davet edeyim. Bir saniye. Evet, katılımcı sayımız da artıyor zaten. Evet, Caner merhaba, herkese abi, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben bir giriş yaptım ama Ulaş abi, bu dördüncü sunumumuz olacak. Oldukça da eğlenceli ve interaktif bir sunum bizi bekliyor aslında. Evet, show programı gibi sundun Caner. O yüzden herkese iyi eğlenceler de diledim. Bence de eğleniyoruz. Biz de çok eğleniyoruz. Hakikaten anlatırken, öğrenirken herkes çok iyi biliyor bizim çok eğlendiğimiz ama bu arada tabii herkesin bu şekilde deneyim paylaşması da çok güzel. Bu hafta çok farklı bir iki olgu sunacağız. Biri bizim deneyimimiz, biri literatürden sizin için derlediğimiz ama çok güzel sonuçları olan ve çok da şey dolu güzel soruları olan interaktif sorular yerleştirdik araya. Olan bir sunum yapacağız. Menti üzerinden gerçekleştireceğiz sunumu. Yukarıda zaten kod yazacak. Yine daha önce canlı yayınımıza bu ayın olgu sunumlarımıza giren arkadaşlar artık konuya hakim. Sizin hem sunuma ortak olmanız hem sizin açınızdan da daha öğretici olacak şekilde interaktif bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu sefer biraz fazla soru var herhalde. Kodu sen okusan daha iyi olacak sanki. Arkada kalıyor Caner. Sen oku telefondan, istersen. Telefondan da girebiliyoruz. Canlı yayın sırasında yine hemen hızlıca girip oy verip tekrar canlı yayına katılabilirsiniz. menti.com'a girip sağ üstte kod yazıyor. 42342753. Bu kodu girdikten sonra size zaten direkt sorular gelecektir. Buradan cevaplayabilirsiniz. Hem Instagram'dan altta timeline'da yorum şeklinde de yazılabilir. Hem de Menti üzerinden yine seçenekleri kullanarak da sunuma katılabilirsiniz. Dediğimiz gibi oldukça eğlenceli ve anemiyi en azından ben kendi pediatri pratiğimden biliyorum. Her zaman ortada olan, hep bir yüz kreminden öğrendiğinde idame etmeye çalıştığım bir konu aslında. Hepimiz için de faydalı olacağını düşünüyorum. Buyur Ulaş abi, sen de. Evet arkadaşlar, bu sunuma başlamadan önce şeylerde adı neydi? Bir kısım soru var ama bir kısımda anket var. Bilginiz olsun. Bir kısmında hani doğru cevap çıkacak ama bir kısmında çıkmayacak. Bunun adına özellikle beyin fırtınası dedim. Çünkü biz vizitleri de böyle yapıyoruz. Bizim asistanlar da şu anda bayağı fazla miktarda katıldılar. Ben de gördüm. Bizim ekip olduğu gibi, burada gibi. O yüzden beyin fırtınası yapmayı çok seviyoruz. Devam edelim. Biz bu kısaca bir anemi tanımı. Kesinlikle detaya girmeyeceğiz. Bir hematolog olarak anlatmıyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Bir genel pediatrist olarak anemiye, hatta özellikle nütrisyonel en sık görülen, neredeyse iki hastadan birinde, iki çocuktan birinde görülen sık antiteter, pediatri pratiğinde çok sık görülen antiteter arasında yer alınıyor. O yüzden de tanımı çok basit yapıyoruz. Tanım eritrosit kütlesinde ya da hemoglobin konsantrasyonunda bir azalma olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamada
Söyleyeceğimiz şey, şimdi herkese göre tabii burada aramızda sadece pediatrist yok, onu özellikle belirtmek istiyorum. Pediatrist olmayan aile hekimi ya da diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız için özellikle bildirmek istiyorum. Bizde pediatride neyin, hangi yaş grubunun kaça ayrıldığı ile ilgili çok enteresan şeyler var. Mesela ateşli çocuğa yaklaşım dersiniz, 3 gruba ayırır. Bir kısmı 4 gruba ayırır. İşte en sık menenjit etkenleri görülür, yine 3 gruba ayrılır. İşte anemi diyoruz 6 grup, pals diyoruz 4 grup. Böyle herkes kendi çapında bir şey anlatıyor ve bir sınıflama yapıyor. Klasifikasyonda bu kapsamda aneminin genel tanımı yaş, ırk ve cinsiyetten yola çıkarak up-to-date tablosunu getirdim ama bir sonraki tabloya geçersek onu biraz daha, hani bizde başka bir ırk olmadığı için hani özellikle African American olmadığı için biz normal 6 tane grupta önce 11, bunu çok basitleştireceğim sonra. 1 ile 6 aydan başlıyor bakın referans değer. 6 ayla 4 yaşına kadar alt sınırı 11. MCV'yi karıştırmıyorum. Özellikle MCV'nin düşük olduğu annemleri konuşacağız bugün. Daha doğrusu en sık olanı konuşacağız. İşte 5 ile 7 arasında 11,5, sonra 12. Sonra cinsiyete göre 12, 12,5 ve 13'lü değerler var. Bunları ezberlemeye gerek var mı? Adolesan için gerek yok. Çünkü o değerleri çok iyi biliyoruz biz. Sadece bu gruplarda akılda kalıcı olsun diye şöyle bir şey söyleyebilirim. Normal şartlar altında kodu soruyorlar da Caner. Sen ara ara hatırlat Biraz istersen. can, Ya da evet. aşağıya yazabilirsin de aşağıya. Birazdan gelecek arkadaşlar kod. 0-28 gün neden yazdım? Size söyleyeyim. Ateşli çocuğa yaklaşımda 0-28 gün en kritik. Hani akılda kalıcı olsun diye. 1-3 ayı neden yazdım? 1-3 ayı da yine aynı şekilde 3 aya kadar konjüge aşılar yapılmadığı için yine ateşli çocuktan aklınızda kalsın diye. Çünkü bu ilk 3 ayki yaklaşım inanılmaz benziyor. Benzediği için de aklınızda bu şekilde kodlayın diye özellikle yaptım. Şimdi örnek olgumuza geçelim. Örnek olgumuzu Caner anlatsın. Ben de araya Aynen. gireceğim o anlattıktan sonra. Buyur Caner. Şimdi bu bizim acil servise başvuran olgulardan. Yine 55 günlük bir kız bebek. Bu tabii başvuru sebebi solukluk. Onun dışında herhangi bir şikayet bize gelirken belirtmiyorlar. Ostu şafta 2400 gram doğmuş. 5 gün önce ailesi bir cilde sarılığı fark etmesi nedeniyle aslında dış merkeze başvuruyorlar. Orada bazı tetkikler yapılıyor. Burada baktığımız zaman lökosite 6900, hemoglobini 6.6, MCV'si de 85 saptanıyor. Bunun dışında trombositleri 379 bin, total bilirubin 2.4, direkt bilirubin de 0.6 geliyor. Bu işte 55 günlük bir çocuk. Tabii orada bu tetkikleri görünce hemen bir üst merkeze başvurması öneriliyor hastanın. O sırada hasta bize geldiği zaman tabii doğum hemoglobine bakıyoruz biz. Buradaki hemoglobin değeri de 15.1 olarak saptanmış doğumda. Orada beyaz küresi 5700, MCV'si de 104 olarak gelmiş. Özgeçmişinde herhangi bir özellik yok. Zaten 55 günlük olduğunu söyledik. Anne 28, baba da 36 yaşında. Herhangi bir akrabalık öyküleri de yok. Sadece teyze de teyzenin talasemi taşıyıcısı olduğunu öğrendik. Fizik muayenede dediğimiz gibi sadece soluk görünümde genel durum oldukça iyi. Vücut sıcaklığı normal. Kardiyak nabızı dakikada 143. Solunum sayısı dakikada 38. Kan basıncı da 72'ye 51. Oksijen satürasyonu %98'lerdeydi. Ağırlığı 25-50%, boyu da 50%'de. Yine diğer sistem muayeneleri de normal olarak saptanmıştı. Tabii Bize bizdeki 5 gün bakılan... sonra geliyor bu arada. Yani bu söylenen az önceki değerler, dış merkezdeki değerler 5 gün önce. Bu değerler 5 gün sonra bizim acil servise bakılan değerler. Değil mi canım? Evet. Evet, bakayım. Bizde bakılan değerlerinde lökosite yine 5080, ılımlı bir nötropenisi var. Nötrofil sayısı 797, hemoglobini 6.2, MCV'si 82, trombositi de 325 bin saptalık. Evet. Şimdi burada arkadaşlar yukarıda kodu görüyoruz. Bu Şimdi kodu menti.com'a görüp, girdiğimiz evet. zaman bu kodu girerseniz sizi sayfaya yönlendirecek. Burada size bir tane sorumuz olacak, ilk sorumuz. Buna da yine en hızlı cevap veren arkadaşı ödüllendirecek miyiz?
Ona çok Onu hazırlık. Ahmet Bey'e sorarız. Belki bir seferistik Evet. gönderebiliriz. Benimce. Uzun uzun Şimdi vadede de belki bir kongre ödülü koyarız. Belli mi olur? Evet. evet, şimdi burada yukarıda kodu görüyoruz. Bu kodu girince sizi direkt soruya yönlendirecek. Telefonlarımızdan bağlanabiliriz. Yaklaşık 45 saniye süre var. Bu hastada, bu aşamada ilk dikkat edeceğimiz değer hangisi? Hemoglobin elektroforezi mi? Hematokrit mi? Serum demiri mi? Retikulosit mi? MCHC mi? Evet, en hızlı ve en doğru cevabı veren arkadaşlar Ahmet Bey buradan şey yaptı, okeyledi. Siteferistiği ya da kapsülü okeylemiştir herhalde. Caner biraz sola kaydırabilir miyiz? Bu aşama bunun Bu boşu görünmüyor. Heh. evet. Bu Güzel. aşamada dikkat edeceğimiz değer hangisi? Yine hemoglobin elektroforezi mi, hematokrit mi, serum demiri mi, retikulosit mi, MCHC mi? Evet, 30 kişi katılmış. Evet, %60 retikulosit geldi. Harika. Çok %60 güzel. gayet, evet, aynen öyle. Tamam. 3 kişi hemoglobin elektroforezi demiş. 6 kişi hematokrit. Çok güzel. Biz o zaman retikulosit diyenlerle devam edelim. Slaytlara. Kim retikulosit demiş onu görebilecek miyiz? Evet. Evet. Puanı en yüksek olan Muhammed. Muhammed 963, 962. Arkadaş bu kadar da olmaz ya. Evet. Tamam arkadaşlar. Evet. Şu anda Muhammed 2 numara Simba, 3 numara Mars görünüyor. Muhteşem kod adlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Kapsül gönderelim hocalarımıza. Tamam. Kapsül gönderelim Evet. Bu Ahmet bizde ne yapmışız? Tabii retikulosit %2 olarak gelmiş. Bu sırada hastanın anemisi olduğu için periferik yayması yapılıyor. Orada da tabii %72 lenfosit görülüyor. Nötrofil %10, Atipi %14 yok. monosit, atipisi yok ve hipokrom eritrositlerin olduğu görülüyor. Süper. Evet, şimdi ikinci soru. Hazır İkinci mıyız soru. arkadaşlar? Evet. Yukarıda yine menti.com'a giriyoruz. Yukarıda kodumuz var. Evet, başlatalım. Herkes katılsın arkadaşlar. Aşağıya En yazarsanız yüksek yanlış kodlamaya olasılıkta olmuyor arkadaşlar. Aşağıya yazmanız kabul evet. edilmiyor oynamada. Direkt kodu girip Menti'ye gireceksiniz. Hah, En devam et yüksek Caner. olasılıkla tanınız nedir? Fetomaternal kanama, ABO uyumsuzluğu, RH uyumsuzluğu, alfa talasemi ya da fizyolojik anemi. Çok uzun süre Evet, vermişsin cevapları Caner. bekliyoruz. 45 saniye verdin değil mi? Aynen, 45 saniye verdik. Herkes katılırsa daha güzel olur. Menti.com'a girip yukarıdaki kodu giriyoruz arkadaşlar. Evet, katılım daha fazla bu sefer. Tamamdır. Çok Son 10 iyi. saniye. Biz özellikle bunu bundan yapma nedenimiz arkadaşlar bu sıkıldık webinarlardan. Bu formatı özellikle bu açıdan sizinle bu şekilde yapıyoruz. Evet. Evet. 19 kişi fizyolojik anevi demiş. 9 kişi alfa talasemi. 5 RH uyumsuzluğu. 6 kişi ABO. 3 kişi de Güzel. fetomaternal kanama. Evet, Çok güzel. tabii biz de fizyolojik anemi düşünmüştük. Bakalım en hızlı, en yüksek puan alan arkadaşlar. Bu kez de mi Muhammed diyeceğiz? Hı. Evet, üzerine ekliyor tabii. Evet, iki Evet. soruda kazanan Ayda. Evet. Burada arkadaş kendini, kazanan arkadaş alttan kendini söyleyebilirse. Ya da program sonunda canlı yayını alacağız eğer katılmak istersen. Aynen, ya da öyle de Öyle. olabilir. Tamamdır, devam edelim. Evet. Evet, şimdi Evet, şimdi fizyolojik fizyolojik anemiden aynı. Buyur abi. bir çok kısaca ben bahsedeyim istersen. Bu hemoglobin F ve hemoglobin A olayına geçelim. Hemoglobin F'in oksijen ile ilişkili olan afinitesini biliyoruz. Hemoglobin A'nın da oksijen ile ilgili afinitesini biliyoruz. Buradaki intrauterin dönemden başlayan eritropoyetin seviyeleriyle hemoglobin F'in ilişkisi çok önemli. Burada eritropoyetin seviyeleri çok yüksek olduğu için eritrosit üretim hızı çok fazladır. Tam da bundan dolayı hemoglobin F'in doku düzeyinde oksijenizasyonu sağlaması çok enteresan. Hemoglobin A düzeyine geldikten sonra devam edelim. Bir sonraki slaytta. Evet, bu değişim sağlanacak. Değişim neden? Nasıl sağlanıyor? Değişim aslında tam da bizim fizyolojik anemiyi en sık gördüğümüz haftalar arasında sağlanıyor. Bu miyat doğanlar için ayrı,
prematüre doğanlar için ayrı haftalarda gerçekleşiyor. Miyat doğumlarda olay biraz daha geç gelişiyor, 6-8. Haftalarda ve hemoglobin düzeyi biraz daha böyle 9'lu değerlerde, 8'li değerlerde oluyor. Ama prematüre doğumlarda prematürite seviyesi ne kadar fazlaysa ya da düşük doğum ağırlığı ne kadar az ise, yani doğum ağırlığı ne kadar az ise hastanın hemoglobin ve hematokritleri de o kadar düşük oluyor. Bunların tamamen hemoglobin, F ve hemoglobin A ile ilişkisi olduğunu, solunumla beraber artan oksijenizasyon düzeyinin hemoglobin A'ya geçişinden azalmış eritropoietin düzeylerinin bununla ilişkisi olduğunu burada vurgulamakta fayda var. Devam edelim. Evet, burada çok kabaca dediğim gibi bir hematolog olarak değil, bilmemiz gerektiği kadar anlatacağız. İki tane parametreden oluşuyor hemoglobin. Bir ortada porfirin, bir ortada atomik demir, etrafında bir porfirin halkası ve eğer hemoglobin A'dan bahsediyorsak da iki alfa ve iki beta zincirinden oluşmuş. Bunların ortasında da bir hem var. Şimdi burada eğer az önce söylediğim gibi miyat doğumdan bahsediyor isek, olay tamamen 8 ve 12. haftalarda oluyor ve 9'lara da düşse de çoğu zaman 10-11'li değerlerde kalıyor. Bu kırmızı oklar aslında ne zaman düşmeye başladığını, hematokritin ve hemoglobinin ve ne kadar düştüğünü gösteren up-to-date tablosudur. Buradaki bunun nedeni nedir? Bunun nedeni çok net. Eritrosit yaşam süresiyle alakalı, daha fragil eritrositlerle alakalı ve plazma dilüsyonunda artan kan hacminin burada etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Prematürlerde olay çok farklı. Bunu çok vurgulamakta fayda var. Nedeni de şu, burada ya prematürite ya düşük doğum ağırlığı bize çok farklı sonuçları getirecek. Bu örnek olgudaki, bize gelen olgudaki şeyleri hatırlarsanız 6'lı bir değerle geliyor hasta ve biz diyoruz ki prematürite ne kadar ağırsa, doğum ağırlığı ne kadar az ise hemoglobin o kadar erken, fizyolojik anlamda o kadar erken ve o kadar şiddetli ve ağır olur. Bunun da nedenleri var. Eritrosit üretiminde düşüklük oluyor. Eritrositler daha kısa ömürlü oluyor. Diğerleri 60 ya 50-60 günken bunlar 35-45 gün arasında oluyor. Ve dediğim gibi prematüritenin şiddetine göre de bu şekilde daha düşük bir hematokrit ve hemoglobinde doğduğu için de daha ağır ve daha erken bir fizyolojik anomiyle karşılaşıyoruz. Devam edelim. Evet. Evet, burada fizyolojik anomi diyelim ki düşündük. Evet Caner, sen devam et. Evet, üçüncü sorumuz. Bu çocukta biz fizyolojik anemi düşündük. Peki bu çocuğu nasıl yöneteceğiz? İlk seçenek 2 mg kilogram demir. Demir artı 3 başlıyoruz ve bir hafta sonra kontrole çağırıyoruz. Ya da bunu 4 mg kilogramdan artı 2 demir başlıyoruz. Bir hafta sonra çağırıyoruz. Ya da örnek kanlarını alıyoruz. Erite transfüzyonu yapıyoruz. Ya da örnek kanlarını alıp 15 cc kilogramdan erite infüzyonu yapıyoruz. Ya da yeni nesil sükrozomiyel demir başlayıp bir hafta sonra çağırıyoruz. Sizin bu konudaki tercihiniz nedir? Fizyolojik anemi düşününce siz hangisini başlarsınız? Biz de açıkçası evet, merak ediyoruz bu konuyu. Aslında bu genel merak konusu herhalde. Kim ne başlıyor? Evet, bu çok güzel. O yüzden anket yaptım ben. Bu ondan dolayı yaklaşımı belirlemek ve hani şey yapmak adına bir oylama, hani doğru cevap değil de bir oylama formatında oldu. Evet. Evet, en herkes, fazla katılan. Evet, aynen. Neymiş? Herkes 4 mg kilogram demir artı 2 başlayıp, öyle mi? Ne diyor? Herkes değil de yaklaşık %70 4 mg kilogram demir artı 2 başlıyor. Bir hafta sonra kontrol. Bir kısım %20 gibi. ERT veren var mı? ERT canım. ERT veren var. Ha. 10 mg kilogramdan ERT %10 gibi bir kesim. ERT infüzyonu yapılabiliyor. Hastanın hemoglobini 6.2. 55 günlük hastamız. Evet. İki kardiyak nabzı normal değil mi? 143 nabzı evet, vardı. Aynen. Genel durumu iyiydi. Refleksleri iyiydi. Evet. Evet. Evet, son zaten... %60 gibi 4 mg kilogram demir artı 2. %20 gibi 2 mg kilogram demir artı 3, %10 gibi ERT, yine %4 gibi de sükrozomiyel demir başlayıp bir hafta sonra kontrole çağırıyoruz diyen arkadaşlarımız mevcut. Okey,
Yani burada tabii 55 günlük bir çocuğa bu elementer demiri geleneksel preparatları verirken hani yan etkileri az sonra yan etkilerinden bahsedeceğiz. Çok enteresan yan etkilerle karşılaşabiliyoruz. Ya da demirin serbest kalan kısmının nelere neden olduğunu bu yaş grubunda görüyoruz. Evet, burada retikulosiste Evet, geldik. Bir hafta sonra evet başladılar. bir hafta Sen sonra biz devam de et kontrolü istersen. çağırdık bu hastayı. Hastanın tabii genel durumu iyi ama savuk görünümü devam ediyor. Vitalleri de stabil. Bu süreçte retikülosit sayısı da %1 olarak geldi. %2 ile başlamıştık. Lökosit yine 4400, nötrofili 570, hemoglobin de 6.4 yine. 6.29'du başladığımızda. Bir hafta sonraki kontrol değeri bu. Yine periferik yaymasında atipisi yok ve hemolizi yok hastanın. Bundan sonra evet bu direkt yazacaklar değil mi Caner? Evet, bu direkt artık timeline'da aşağıda Instagram'da yazabilirsiniz yorum kısmına. Şeyde de Buradan yazabilirler. sonrası Cloud'da değil mi? Bu şeyde de evet. Menti'de de yazabilirler. Biz Menti'de de görebiliriz onu. yazabilirsiniz. Orada da gözükür. Aşağıda da yazabilirsiniz. Evet. Siz ne önerirsiniz? Bundan sonra ne yapalım? Evet. Tedavi Güzel devam, cevaplar ilaçlama, gelmeye kontrol, başladı. takip. Evet. Yatırıp 10 cc kilogram ERT verenler var. Bir hafta sonra yani artı 4 demir şey artı 3 demir başlamışlardı değil mi Caner? En Evet. fazla. Evet. %60 artı 3 demir başlanmış. Artı 2 pardon. Artı 2 başlayıp bir hafta sonra çağırdılar ve çağırdıklarında bunu gördüklerinde demir tedavisini devam eden var. Bir ay sonra kontrol var. Bu arada bu yazıların hangisi büyükse şey En o kadar fazla o fazla. Evet. tercih. Evet. Demir tedavisi devam. B12 bakan Evet. arkadaşlar var. Bir ay sonra kontrol. Hemoglobin elektroforezi bakan arkadaşlar var. Eritrosit süspansiyonu veren arkadaşlarımız var. Evet. Evet. Çok güzel bir beyin fırtınası. Tam istediğimiz gibi bir beyin fırtınası oluyor. Çok Aynen. mutluyum ben şu anda. Harika Tedaviye geliyor uygun cevaplar sorgularım gerçekten. diyen arkadaşlar var. Evet. En fazla bir ay sonra kontrol diye anlıyorum ben. Doğru mu? Evet, aynen Ya yani öyle abi. tedaviye devam ve bir ay sonra kontrol diyen arkadaşlarımız daha fazla gibi görünüyor. Elektroforez yollayıp transfüzyon yapalım diyen arkadaşlar var. B12 eksikliği diyenleri görüyorum ben. Sen tabii daha iyi görüyorsun. Ben net göremiyorum. Evet, yatırıp 10 cc kilogramdan eritrosit verelim diyenler var. Enteresan yorumlar geliyor. Evet, güzel, Servise güzel. yatıralım. Tedavi Genel uygun durumu çok olup, iyi. Demirini evet, sade başladık. solup Sizin söylediğiniz gibi demirini başladık ve çağırdık ve böyle oldu. tedaviye Devam devam. edelim. Evet, devam edelim. Evet. Burada çok kritik bir bilgi var. Bunu ben söyleyeyim size. Kritik bilgi şu. Hastanın anemisi ne kadar ağır ise örnek 7 gram desilitrenin altındaki olan tüm anemiler ister miyat olsun, fizyolojik anemiden bahsediyoruz. İster miyat, ister prematüre olsun. Bu hastaların hemoglobinleri 2 hafta sonra yükselir. Dolayısıyla biz bu hastada bir haftada bir yükselme beklemiyoruz. O yüzden de 2 hafta sonra çağırmış olsaydık bu hastanın hemoglobini en az 1 gram desilitre yükselecekti. Yükseldiği anda zaten tedavimize devam edip o sizin söylediğiniz gibi takip edecektik. 7 gram ya da hafif ve da orta anemilerde ise yani 7 gram desilitrenin üzerindekilerde ise az önceki sizin bir kısmınızın söylediği bir ay sonra yani 4 hafta sonra bu hemoglobin yüksekliğini görüyoruz. Bu parametreler tamamen süreyle ve kullanılan preparatların uyumuyla da alakalı. O yüzden size orada bir trik verdim aslında. Yani eğer bunu daha kolay tolere edebileceği, mesela burada anamneze dönüp baktığınız zaman gerçekten o ilacı kullanabildi mi? Çok erken retiklosit krizi için. Tam da ondan bahsedeceğim. Yani eğer ki bu ne kadar ağırsa o kadar şey oluyor. O kadar yani 2 hafta sonra görüyoruz bu krizi. Eğer ki bu hastanın toleransı iyiyse, o demiri gerçekten uygun kullandıysa mutlak surette bu hastadan bahsediyoruz. Bakın sadece anne sütüyle beslenen ve aslında bunun emiliminin az sonra buna geçeceğimiz için bunu burada söylemeyeyim canım. Ya burada çünkü çok şey demir artı 2 ve demir artı 3'ün emilimini uzun uzun anlatacağım az sonra. O yüzden buna burada girmeyelim. Sadece o demir verdiğiniz demir beklediğiniz etkiyi yaratamayabilir. Yaratmamasının nedeni de hastanın toleransı olabilir. Uygun dozda alamamış olabilir. İlaç atlamış olabilir. İntolerans olabilir. Bir kez dış kıyı boyadı diye verilmemiş olabilir. Gibi gibi gibi. Peki. Devam edelim. Evet. Evet, bu Burada şunu vurgulamakta fayda var. İlk haftalarda özellikle ilk 12 hafta
Anemik gelen bir hastada 4 tane parametreye bakıyoruz. Bir tanesi retikulosit, bir tanesi direkt kum stresi, bir tanesi MCV ve bir tanesi periferik elma. Bunlar olmazsa olmazlar ve sizi tüm bu yaş grubunda tüm anemi yapacak subgrup analizlerine kadar götürecek. Yani öyle bir kategorizasyon yapıyor ki, örnek direkt KUMS pozitifliği sizi çok farklı kan grubu uyuşmazlıklarına götürecek. İşte örnek veriyorum, retiküloşit düşüklüğü sizi çok farklı yerlere götürecek. Tutun ki ikisi de yok. O zamanki sorumuz MCV ile ilişkili olacak. MCV'nin normal olması sizi farklı hemolojik parametrelere götürecek. Periferik gelme size hemolizi gösteriyorsa ayrı parametrelere götürecek. Burada 4 tane soruyla anemiyi çok güzel klasifiye edebiliriz. Tekrar ediyorum, 0-3 ay arasında bir anemiyle gelen bir hastada en sık gördüğümüz anemi fizyolojik anemi olduğu için bu konuyu özellikle vurguladık. Devam edebiliriz. Alfa talasemi için şöyle bir şey var arkadaşlar. İlk 3 ayda genel itibariyle başlamaz. Bu yaş grubunda yani 3-6 ay özellikle vurgulamamızın nedeni şu: o switch tam da bu zamanlarda oluyor. Hemoglobin A switch'i. Erişkin dönemde bu şekilde bir problem var ise zaten ortaya çıkacağı dönem de bu dönemdir. Bu dönemden daha erken genellikle ortaya çıkmaz. Bu dönemde çıkıyorsa mutlak hemoglobinopatidir. Hemoglobinopati bu dersin konusu değil. O yüzden anlatmayacağız ama bu dönemde biz nütrisyonel, yani bugünkü konumuz fizyolojik ya da nütrisyoneli neden anlatıyoruz? İkisinde de, birinde profilakside hakikaten demire erken başlamamızın nedenlerinden bir tanesi. Daha sonra detaylarıyla anlatacağım. Nütrisyonel demir eksikliği anemisi bu dönemde görülmediği için, daha çok hemoglobinopati grubu bu dönemde ortaya çıktığı için bundan bahsetmiyor olacağız. Ve bahsedeceğimiz olaya şimdi sıra geldi. Burada terminolojik olarak hepsini birer birer size soracağım. Çünkü çok enteresan şeyler var. Enteresan pratikler var. Daha doğrusu bu enteresan pediatrik pratikleri bize çok farklı şeyler gösteriyor. Tam da bundan dolayı aneminin hani neredeyse iki hastadan birinde olduğunu, işte çok sık olduğunu, tarama zamanını, demir eksikliğin size ne düşündürdüğünü, yani siz demir eksik derken ne düşünüyorsunuz, demir eksik anemisi derken ne düşünüyorsunuz, onları sırayla bakalım. Aslında 3 yaş grubu demir eksikliği anemisinde çok risklidir. Bu riskli grupları normal şartlar altında normal sağlıklı çocuk taramalarından ayrı değerlendirmek gerekiyor. Nedeni nedir? Çünkü ağır maternal demir eksikliği anemisi de çocukta çok ciddi sıkıntı yaratır ama orta hafif anemi kesinlikle hiçbir problem yaratmaz. İnfantta daha çok özellikle demirle zenginleştirilmemiş mama tüketimi ve o geçiş aşamalarında demirden zengin olmayan ya da demirle, o hani konvansiyonel demirle, geleneksel demir preparatları ile emilimi bozan gıdalar ya da emilimi azaltan gıdalarla beraber tüketildiğinde bu şekilde bir sıkıntı. Bunlar da risk grubuna giriyor. Daha büyük yaş grubu ise daha çok inek sütü alımıyla ilişkili bir risk grubu olarak değerlendirebiliyoruz. Devam edelim. Şimdi burada Şimdi, bizim evet. Ulaş abi ben Ha. söyleyeyim. Sağlam çocuk izleminde hemen hemen hepimizin yaptığı demir eksikliği anemisi taramasını nasıl yaparız? Bir soru sormak istedik. Aslında bunu tabii biz de merak ediyoruz. Herkes nasıl davranıyor? İki seçeneğimiz var. Biri diyette anamnezi yeterli. Biri de hemoglobin, hematokrit bakmak lazım diye. Bunlardan hangisine göre siz demir eksikliği anemisi taraması yaparsınız? Eğer anamnezinde yeterli alımı yoksa mı yaparsınız ya da hemoglobin hematokrit bakarak buna göre mi demir eksikliği taramasını yaparız? Bu soruyu Caner'le şundan sorduk. Çünkü bazı aileler hani belli bir yaşa kadar demir eksik taraması yaptırmak istemiyor. Biz işte riskli değiliz. Şu şu şunu anlatıyor. Kan aldırmak da istemiyor. İstemezsek Aynen. siz de soruyorsunuz bazı soruları. Ki bu sorular Pediatrics 2006'da mı? Yanlış hatırlamıyorsam. 4 tane soru var anamnezde. O anamnezde hani o soruları sorduğunuz zaman negatif prediktif değerin neredeyse %97'lerde falan olan bir şey var. Evet. Cevap daha çok aşağıda da ben izliyorum. Hemoglobin hematokrit bakıma yönünde, değil mi Caner? Evet Şeyde de öyle, aynen. Burada da cevaplarda da öyle. Menti'de de öyle. Aşağıda timeline'da da genelde hemoglobin, hematokrit bakarak 1 yaşında ona göre Tamam. taramayı yaparım diyor arkadaşlar. Tamamdır. Biz o zaman sonraki şeye geçelim. Yani bu anamnez gerçekten hani ne içeriyor, hangi soruları içeriyor? Ona bakalım. Evet. Geçelim. Burada da Onu tam az önce olarak söyledim ben zaten aynen. şeyi. Pediatrics yayınını. Bunu da geçelim çünkü bunu ben çevirdim. Bu sorular işte.
Bu dört soruyu sorarsanız bunun negatif prediktif değeri %97. Yani bu hastalar bu şekildeki diyet anamnezinde negatif puan alırlarsa bu hastanın demir eksikliği anemisinde olmama ihtimali %97. Böyle net bir şey veriyor. Dolayısıyla aslında bu da çok güvenilir. Ama dediğim gibi bazı yaş gruplarında yer almak istemiyorlarsa bu şekildeki bir oran vererek kan aldırtmadan yapabilirsiniz. Devam edelim. Burada herhalde en kritik soru süt ve meşrubat alımı. Aynen öyle. En kritik dönem de zaten hani o switch olan dönem. Bu tamamlayıcı gıdalara geçiş dönemi. Evet. Peki bu taramayı ne zaman yapıyoruz? Yani sağlam çocuk geldiği zaman demir eksikliği anemisi taramasını hangi yaşta, hangi yaş grubunda yaparsınız? 6. ay, 9. ay, 1 yaş, 1,5 ya da 2 yaş. Bu soruyu Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre değil, bizim ülkemizin kriterlerine göre soruyoruz. Onu söyleyeyim. Hani eğer sormayacak kişi arkadaşlarımız olursa. Çünkü aramızda çok sağlıklı çocuk izleyen çok arkadaşımız olduğunu ben biliyorum. Bu grubun en fazla yönetildiği hasta grubu da oralar. Ya da Evet. birinci basamak sağlık hizmetleri. Evet, aşağıdan 9 ayla 1 yaş akıyor. 6 ay sonra diyenler var. 9 ay, 9 ay, 9 ay diyenler var. Evet, 1,5 yaşında da diyenler var. Genelde Evet. 9 ayda 1 yaş sanırım. Burada da Menti'de de o şekilde çıktı. Okey. Tamam. Gerçekten herkes bir kısım Büyük çoğunluk arkadaşımız 9 ay. evet. Ha. 19-17. Tamam. Devam edelim. Evet, gerçekten Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerisi 1 yaş. Bu çok net görünmüyor ama o kırmızıyı ben sizin için işaretledim. Bu şeyi tarayacaksanız hemoglobin hemotokrit taraması şeklinde öneriyor ve bunu 1 yaşta öneriyor. 12. Ama ayda. ülkemizdeki öneri 9-12. aylar tam da sizin söylediğiniz gibi hani ikisi de olabilir. Sağlık Bakanlığı 9 ay istiyor diyen arkadaşlarımız var. Evet zaten onu o yüzden getirdik arkadaşlar. Sadece burada özellikle bu geleneksel demir preparatları kullanan hastalar için eğer risk faktörünü başta söyledim. Perinatal, infant ve biraz daha büyük çocuklarda risk grubunda yer alıyorsa bunların tekrarı özellikle öneriliyor. Ve tekrarının duruma göre anamnezin çok net eğer bu ilacın yan etkileri nedeniyle alamıyorlarsa mutlak surette yakın değerlendirip preparatı değiştirmekte fayda var. Devam edelim. Bunu geçelim Caner. Bu az önce söylemiştim zaten. Hemoglobinopatilerin olduğu dönem, demir eksikliğinin olduğu dönem ve daha farklı değerlendirmelerin olduğu dönem. Evet. Burada da yine hem timeline'dan hem de menti.com'dan cevaplayabilirsiniz arkadaşlar soruyu. Zamanda doğan bir bebekte ne kadar demir var sizce? Evet, bu soruyu şundan sordum. Kendinizi düşünün. Sizde yaklaşık bir erişkinde 5 gram demir var. Çocukta hani term doğan bir çocukta yazarak onu söyleyeceksiniz yalnız. Burada süre yok herhalde Caner değil mi? Yok, süre yok. Yazdıklarında göreceğiz. Evet. Menti'de yazın isterseniz arkadaşlar. Orada daha güzel. Ben de görüyorum. Aşağıyı bazen göremiyorum. Hani yalnız şey Google taraması yapmayalım. Zor sorulardan onu biriydi aslında bu. istemiyoruz. Bu çok zor değil. Kendinizden özellikle o yüzden örnek verdim. 1 gram diyen arkadaşlar var. Evet. Ben yalnız miligram kilogram olarak yazarsanız daha güzel. Annesinin deposuna göre diyor. Harika. Çok güzel. 2 gram diyenler var. Hadi o. 60 miligram kilogram mı o 60 yazan arkadaşımız acaba? 1 gram Sanırım annesinin öyle. deposuna göre. 8 gram. 1 gram. 60 gram inşallah değildir. 60 gram canım. Ha? O şey Değildir olabilir değil mi? belki, demir değeri 60 miligram kilogram mı acaba demek istiyorum? Evet, 250 miligram, 15, 8. Evet, 2, büyük çoğunluk 2 gram diyor. 2 gram demir var diyorlar. Vay anasını, çok zor bir soru herhalde bu ya. Çok zordu. Ya bu ama neden önemli biliyor Ben musun de öyle Caner? düşünüyorum. Bu neden önemli biliyor musun? Bu şundan önemli. Çünkü bir çocuk miyat doğmuşsa bu çocuğun 4 ay boyunca 20. haftaya kadar yetecek demiri var demektir. 20. haftaya kadar yetecek demiri olduğu için biz miyat doğan bebeklerde 4. aya kadar demir önermiyoruz. Yani önerilmiyor daha doğrusu. Verilmiyor, başlanmıyor profilaksi. Süplementasyonun başlangıç nedeni tam da doğumdaki demirin yeterli olması. Hani dedik ya hem artı globin
O globin zincirlerinde tam ortada bir demir var ve o demirin başlangıç miligram kilogramı doğan bir bebekte 20 hafta idare edebiliyor. Ekstraya bir ihtiyacı yok. Bundan dolayı soruyorum bu soruyu aslında. Çok önemli yani. Avele 0,7 evet 1 gram 1 gram 0,5 gram. Valla yani hiç ha miligramlı var bir tane 250 500 miligram var. Evet. Ya arkadaşlar rakam şu. Rakam 100 50-75 miligram miligram kilogram var bir tane. 50-75 miligram kilogram. Yani çocuk 3 kilo doğmuşsa aslında 210 miligram yapıyor. Hadi 3,5 doğmuşsa, 5 doğmuşsa 350-400 miligram yapıyor. Yani işte 5 kilo doğmuşsa 500 miligram yapıyor. Yani doğum kilosuyla örtüşüyor bu. Çünkü az önce dedim çocuk ne kadar küçükse aslında kiloyla ilişkili bir demiri var. O yüzden de miyat ne kadar doğduysa onu 75 ile işte bazılarına göre 50-60 miligram kilogram. O yüzden de o 60 yazan arkadaşımız eğer miligram kilogram olarak yazdıysa onu doğru kabul ediyoruz. Evet, bu 20 haftaya kadar çocuğun hemoglobini için idare edebiliyor. Bundan dolayı profilaksiyi 4. aydan sonra başlıyoruz. Devam edelim. Zor ama güzel bir soruydu bence. Çok güzel bir soru. Tamamen şeyi açıklayıcı bir soru. Profilaksi işte Evet. bu profilaksi niye Profilaksi veriyoruz'un geldi. cevabıydı. Tüm bebeklere vermeli miyiz profilaksiyi? Şimdi öyle bir soru ki benim viziteki sorularıma benziyor Caner. Yani bence Yani bu bir soru koşullara göre de değişiyor aslında. Türkiye'yi düşündüğünüz zaman biraz farklı olabilir. demir deposu yetersizse her yeni doğan yeteri kadar demir deposu olduğunu nasıl anlayacağız? Evet zaten az önce de söyledim Sevde. Ağır demir eksikliği sadece çocuk, maternal ağır demir eksikliği çocuğun hakikaten şeyini bozuyor. Demir depolarını bozuyor. Onun dışında hafif ya da ortalarını bozmadığı söyleniyor. Evet evet hayır aşağıdan yazan arkadaşlarımız keşke Mentia yazsanız daha iyi olur ama Aynen. neyse. En Şey azından girmeyen orada ortalamayı arkadaşlar için görürüz. hatırlatayım tekrar. menti.com'a girip arkadaşlar yukarıdaki kodu kullanırsanız interaktif olarak sunuma katılabiliyorsunuz. Evet, Tuğba yurdu sevdi. Benim söylediğimi onaylar bir şekilde. Evet. Gelişme bilgisi olduğu için. Aynen öyle. Yani normal evet öyle 0,7 aynen öyle. Yani çocuk hani normal doğum kilosunda doğmuşsa bunun hani şey olmadığını söyleyebiliriz. Demir depolarının yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ben de onu Evet. söyledim. O yüzden onunla korelim. Peki devam edelim. Evet. Büyük Profilaksi bir çoğunluk evet evet verelim demişler. %75 gibi evet geldi. Aşağıdan da timeline'dan da büyük bir çoğunluk tüm bebeklere veriyor. Peki büyük Peki işte çoğunluk veriyor, geldi ne veriyor? evet. Aynen Ne öyle. veriyor? Artı 2, artı 3 demir, sukrozomiyel demir ya da hiçbirini vermiyorum. Demirden zengin gıda öneriyorum aileye. Ya Ama da bu da az önce senin söylediğin. Yani herkes demir evet. vermeyebilir yani. Ya da yine önermiyorum profilaksi diye. Evet, burada en kritik cevap herhalde demirden zengin gıda. Farklı bir Evet cevap da yani koyduk. demirden zengin gıda şey az sonra demirin kendi eksikliğini anlatınca bahsedeceğim biraz. Hani demirden zengin gıda verseniz de bu demirden ne kadar zengin ve bunun ne kadarı emiliyor? O çok enteresan. Evet. Arkadaşlar sunuma katılmak için menti.com'a girip yukarıdaki kodu girdiğinizde sorulara cevap verebilirsiniz. İleride daha yine sorularımız devam edecek. O yüzden interaktif olursa daha güzel olabilir. Evet, büyük bir çoğunluk artı 2, sonra Ha. artı 3. Sonra demirden zengin gıda, sukrozomiyel demir. Yine belli bir kısım demir önermem dedi. Evet. Aşağıdan da Beyza demiş ki gıdalarla demir artı 3 şeklinde olduğu için emilimi azdır. Evet. Zaten ben de tam o konuya temas etmek için söylemiştim o ipucunu. Tamam devam edelim Caner. Menti çok Evet. eğlenceli. Biz de çok eğleniyoruz Havva. O yüzden de o yüzden de bu şekilde yapıyoruz. Çünkü hani hem birbirimizle konuşuyor oluyoruz. Yani klasik bir webinardan çok farklı olduğu için hakikaten bütün bu formatı bu şekilde yapıyoruz. Yoksa mümkün değil. Hani 190-200 kişi bu şekilde toplayıp güzel güzel eğlenceli yapamayız. Evet gerçekten sizin önerdiğiniz gibi bakanlık da artı 2 artı 3'ü de öneriyor. İkisini de öneriyor ve her hastaya öneriyor aslında.
Sadece o şekilde öneren arkadaşlarımız da var. Onun için de bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama tabii inovatif teknolojiler var. Sukrozomiyal demir özellikle hani burada vurgulamakta fayda var. Bilmiyorum bundan sonra mı geliyor sukrozomiyal demir? Çünkü artı 2 ve artı 3'ün az sonra da üzerinde çok ciddi bir şekilde duracağım gibi çok ciddi yan etkileri var. Sadece yan etkileri yok. Verdiğiniz dozun istediği kadar şeyi olsun. Ne derler? Hani ferrik işte hangi formu olsun işte C vitaminiyle verin, onu da verin, bunu da verin. Bir kısım yan etkileri yapıyor ve serbest kalan demir bazı toksik etkilere sahip. Onu az sonra söyleyeceğim. Bu yüzden de inovatif bir teknolojiyle bir sukrozomiyal demir üretilmiş. Ve bu demirin bu profilakside kullanılacağı çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde de hasta sayısı, sample size çok düşük hakikaten. 22 bebekle yapılmış. Ve 22 bebeğe profilaksi verildiğinde bizim hani en sık kullandığımız preparat olan demir 2 preparatıyla karşılaştırıldığında hem hemoglobin değerlerinde hem ferritin değerlerinde herhangi bir fark olmadığı ve yan etki profili tam da beklendiği gibi daha az olduğu kanıtlanmış bu çalışmada. Bu yüzden de sukrozomiyal demirin yan etki profili ve biyo yararlanımı göz önünde bulundurulduğunda hem de bakın demir, normal verdiğimiz bizim hani kullandığımız demir sülfat profilaksisinde kullandığımız dot 3 katı daha fazla. Diğerini 1/3 oranında düşürüyoruz. Birinde 0,7 nokta miligram kilogramdan veriyorken öbürünü 2 miligram kilogramdan veriyorsunuz. İşte az önce tam da onu söylüyordum. Yani yan etki profilinden etkinliğine ve biyo yararlanımına kadar ya da işte yeni inovatif bir teknolojiyle üretilmesine kadar her şey var burada. Devam edelim. Bu suplementasyonu söyledik Caner. Devam edelim. Şimdi demir eksikliği sorusunu soralım. Hani demir eksikliği derken çünkü herkes çok farklı şeyler anlıyor olabilir. Sadece demir eksikliği var sizin çocuğunuzda derken neyden bahsediyorsunuz? Onu yazabilir miyiz? Bu saatte de üstten bir sürü canlı yayın başlattı. Sürekli elimi oraya gidiyor. Yine bu menti.com'dan yazabiliriz arkadaşlar. Aşağıdan da yazabilirsiniz. menti.com'dan kodu girerek sayfada da belirtebilirsiniz. Bu hastalarda sadece demir eksikliği derken kastetmek istediğiniz, düşündüğünüz nedir? İşte aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Evet, Cansu ödenmiyor maalesef. İnovatif teknolojiler genelde ödenmiyor Cansu. Cansu bizim yeni fellowumuz. Hoş geldin. Ödenmiyor diyor. Evet, ödenmiyor maalesef. Büşra, Bursa çocuk doktoru sukrozomiyal demir camdır demiş. Ferritin eksikliği demişler. Genelde Kodu evet, göremiyorum demişler ferritin Caner. düşüktür. Kodu. Kod yukarıda sağ üstte gözüküyor arkadaşlar. 42 34 27 53. Evet. Demir depoları feritin düşüklüğü. Evet. Feritin Genelde düşük. ferritin Evet, düşüklüğü, evet. evet. Tamam. Geçebiliriz bunu. Evet, Evet, demir feritin eksikliği derken. düşüklüğü, evet demir eksikliği hakikaten feritin düşüklüğü. Herkes doğru cevap verdi. Benim bu soruyu sorma nedenim şu, aileler demir düzeyine bakarak demir eksikliği diyen çok fazla arkadaşımız var. Böyle bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz açlık tokluktan bile etkilenen bir değer demir. Etkileniyor. Bundan dolayı demir düzeyi değil, ferritin düzeyi burada önemlidir. Ve demir eksikliği ferritin düzeyiyle açıklanır. Evet, 423. Arkadaşlar ara ara kodu yazarsanız bazı yeni katılan arkadaşlarımız kaçırıyor. Kod yanlış aşağıdaki arkadaşlar. 42 Öyle mi? 34 27 53. Ulaş abi sen oradan şey yapabilirsen. Tamam. Ben işte Ben yukarıda şey yazamıyorum. kamufle olmuş da. Sen söyle ben yazayım. 400 kaç? 42 34 42 42 34 27 34 53. 20 27 53. 53. Menti.com'a girip buradan Okey. bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Devam edelim biz. Evet, ben de izleyici sayısı geliyor Caner şeyin üzerine o yüzden. Ara ara Tamam. arkadaşlar yazarsanız sizden ricam çok iyi olur. Evet, az önce gösterdiğimiz tabloda şöyle bir şey vardı ya bir işte 1-4 yaş, 5-7 yaş. Burada kabaca up to date'de şöyle bir rakam var. En sık görüldüğü yaş grubuna bakmış. 6 ay 5 yaş. Adolesanı dediğim gibi koymadım. İki değer var orada. Cinsiyet 12, 12,5 ve 13 diye. 6 ay 5 yaş arası 11. 5 yaş 12 yaş arası da 11,5'un altındaki olan değerlere demir eksikliği analizi diyoruz. Devam edelim.
Burada bakın bu değer Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya haritasında biz aslında çok da fena kötü bir yerdeyiz, onu Değiliz. söyleyeyim. Neredeyse iki hastanın, iki çocuğun birinde demir eksikliği anemisi olduğunu ve bunun gıdalarla alınamadığını, bundan dolayı da herkesin demire aslında ihtiyacı olduğunu. O yüzden de o ilk sorduğumuz profilaksi herkese lazım mı? Evet, lazım. Aslında sadece o düzeyde değil. Bir tane atladığımız bir tablo vardı. Ben bunu anlattık dedim ama herkesin mesela küçük çocuklarda bile, okul öncesi çocuklarda dahi günlük 7 miligram, biraz daha bir çocuk günlük 10 miligram demir alması lazım. Ve bu demir alımının gerçekten gıdalarla olabilmesi için o başlangıçta söylediğimiz o diyetin tamamının negatif olması gerekiyor ki o yaş grubunda o gıdaların tamamının tüketilmesi çok mümkün değil. Şimdi burada evre evre gidiyor bunlar. Yine detaya girmeden sadece önce ferritinin azaldığını, ondan sonra hemogram parametrelerinin etkilendiğini söylemek, ondan sonra da geçebiliriz. Evet, enfeksiyonda CRP'de bakalım mı? Veririm, enfeksiyonda artıyor. Evet, bu soruya şöyle yapalım. Ferritin düzeyi Mahir hiç normal görmedin. Neden? Çünkü işte az önce söylediğimiz gibi iki hastanın birinde var demir eksikliği. Tam da onunla ilişkili. Ferritinin yüksekliğine az sonra geleceğiz. İnflamatuvar ve enfeksiyonlarda çok farklı bir strateji var, onu anlatacağım. Şimdi az önce profilaksiden bahsettik. Şimdi tedaviden bahsedeceğiz. Geleneksel tedaviler var. Bizim az önce söylediğimiz ferrosanol, işte ferrum, maltofan gibi. Yeni teknolojiye üretilen sukrozamiyal demir, intravenöz demir ve transfüzyon ile anemiyi düzeltebiliriz. Devam edelim. Burada bir sorun var mı? Bir soru hazırladık mı? Hazırlamadık. Devam edelim. Burada Yok, şey çok hazırlamadık önemli. abi. Tamam. Burada en sık kullanılanlar var. En sık kullanılanlar ferrosanol ve ferrum olduğu için buraya ekledim. Çünkü sizin hani ya da işte vegaferon var, maltofar var. Bunların hepsinin birbirine çok benzediğini söylemekte. Gelenekselleşmiş oral tedavi olduğu için 1 artı 2, 1 artı 3. Onu anlatacağım arkadaşlar. Ferritin enfeksiyonda Evet, artışını. soru burada geldi. Evet. 6 ayın üzerindeki çocuklarda demir eksikliği tedavisinde ne tercih ediyorsunuz? Burada 5 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Sadece ferrosglisin kullanırım ya da ferrik hidroksimaltoz. Vitamin kombinasyonu ile birlikte veriyorum. Çinko kombinasyonu ile birlikte veriyorum. Ya da yine dediğimiz gibi yeni nesil sukrozamiyal demiri tek başına veriyorum gibi seçenekler var. Yine burada yukarıda kod gözükmüyor. Onu ben tekrar göstereyim. Ya Burada yazılı gördüğünüz 42 gibi 34 27 53. Ha, şimdi aynen. oldu. Evet. menti.com'a girip yukarıdaki kodu girerseniz sunuma interaktif olarak katılabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar aşağıdan da ferrosanol yazıyorlar. Ferrum Hausmann. Zaten bunlar yukarıdaki şıklar arkadaşlar. Bir ve ikinci Evet. şıklar. Kodun olduğu bir yorumu nasıl yapabiliyoruz onu bilmiyorum ki. Nasıl yapalım Hatice? Onu Şöyle. yapabiliyoruz da şu anda benim yapmam mümkün değil. Tamam. Tamam böyle görünüyor Canan. Bu şekilde devam edebiliriz. Evet, Çağkan da yazdı aşağıdan. Menti.com sonra da kod. Sen Çağkan'ı ara ara yazabilirsin hatırlatmak için. Evet, Evet. demir eksik tedavisinde neyi tercih ediyorsunuz diye sorduk. En fazla Neymiş? Tahmin ettiğimiz gibi ferrosglisin. Evet. ferrosülfat. Evet. Devam edelim biz. Çinko ve vitamin desteğiyle birlikte veren arkadaşlar var. Peki, güzel bir soru. Bu hastalarda kullandığınız doz arkadaşlar kaç miligram kilogramdan başlıyorsunuz? Bunu hem menti.com'dan hem de aşağıda yazarak görebilirsiniz. Belirtebilirsiniz. Bunu neden menti.com'a soruyoruz? girip. Herkesin önerisi çok farklı, değil mi? Yani Evet, pratikte aynen öyle. kullanımı inanılmaz farklı. Ama tedavi soruyorum arkadaşlar. Profilaksi değil. Profilaksi sormuyoruz özellikle. Demir eksikliği anemisini tedavi edeceğiz ve bu doz ilaçlarınızı siz söylediniz hani hangi preparatı kullanacağınızı. Şimdi dozu soruyoruz. Kaç miligram kilogram? Evet, 3-6 öneriler var gerçekten de. Ben de tam bundan soruyorum o 3-6 yazan arkadaşlar için. Çünkü 3-6 inanılmaz bir referans değeri. Zaten ne oluyorsa 3 kullananla 6 Orada kullanan oluyor. arasında oluyor. Aynen öyle. Aynen. Yani yüksek dozcular her zaman candır ama yüksek dozcuların da başına neler geldiğini az sonra anlatacağım. Evet.
gerçekten dramatik bir düzelme de alabilirsiniz ama hasta tamamen o ilacı ikinci, üçüncü günde de bırakabilir. Bir daha kullanmamak üzere. Bundan dolayı da çok ciddi getirisi olduğu gibi götürüsü de olabilir bu ilaçların. Büyük çoğunluk 4 miligram kilogram demiş. Evet, tamam. Devam edelim 4-6, biz. 4-5. 2'den başlayan arkadaşlar var. 3'ten başlayanlar var. Evet, büyük çoğunluk 4-6 miligram kilogram dozunda demiri başlıyor. Tamamdır. Şimdi önce diyetle demir, sonra hani bu diyetle demir şeye de çok benziyor. Geleneksel demir preparatlarının demirine çok benziyor. O yüzden bundan bahsetmekte fayda var. Bakın diyetteki demir 15 miligramsa bile bunun 14 miligramı atılıyor. Yani günlük demir emiminiz 1-2 miligramdan öteye gitmiyor. Dolayısıyla ilk başta hani ben demiri bu kadar veririm, gıdalarla veririm dediğiniz ki hani bu gıdalar normal hani şey değil, bitkisel hani non hem heme az sonra geleceğiz ama hem gerçek hem yani F artı 2 içeren gıdalarla besleniyorsa dahi emilimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. En güzel emildiği yer demirin duodenum ve jejunumun üst kısmı. Ve sağ en fazla buradan emilir. Artı 3'ü artı 2'ye çevirip sonradan bir tane hani orada transport eden bir hani metal transporter'la var. İçeri giriyor. Ferritine gidiyor. Ondan sonra ferroportin plazmaya kullanmak üzere gidiyor. Normal yolak bununla alakalı ama aşağıda bu yuvarlak içine alınan bölge en önemli belge. Onu şimdi büyüterek göstereceğiz. Onu bir sonraki slayta geçelim. Hepsidin diye bir şey var arkadaşlar. Bu hepatositlerde bir marker, bir biyobelirteç. Bu hepsidin demir eksikliğinde demirin emilimini emilebilecek her yerden arttırıyor. İntestinal düzeyden az önce ne dedik oradan ya da işte dalaktan salınımı ya da makrofajlardan yani bir şekilde hepatositlerde demirin az önce ya da bir sonraki slaytta gelecek herhalde normal şartlar altında %60-70'i eritrositlerle kaslarda seyrediyor. Geri kalan %30'a yakın bir kısmı da ferritin olarak şeyde karaciğerde. Dolayısıyla böyle bir eksiklik sezildiğinde absorpsiyon artıyor. Absorpsiyon arttığı zaman da bu step by step oluyor. Dolayısıyla burada da anahtar rolü oynayan şey hepsidir. Devam edelim. Bunu çok dikkatli dinleyelim. Az önceki özellikle ferritinin arttığını söyleyen arkadaşlarımız için gerçekten de haklılar. Çünkü ikinci olgumuz ferritini normal olan bir hasta. Bu hastalarda interleukin 6 düzeyi artınca hepsidin düzeyi artıyor. Yani sanki demir eksikliği yokmuş gibi ve demir overload'u varmış gibi bir etki yaratılıyor. Bu etkide aslında intraselüler düzeyden demirin tam kullanılacakken onu çıkartan ferroportin ekspresyonunu azaltıyor. Azaltınca intraselüler demir dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamadığı zaman da kullanılamıyor. Kullanılamadığı zaman da çok ciddi demir eksikliği oluyor. Dolayısıyla demir eksikliği anemisi oluyor. Dolayısıyla buradaki anahtar rolünü oynayan hepsine çok dikkat etmek lazım. Akut infeksiyöz süreçte bunun düşme nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu, hatta ana rolün bunun oynadığını söylemekte fayda var. Bu çok net değil Caner. Az önce söylediğim hepsininle alakalı olduğu için Evet. bunu geçebiliriz. Az önce yine bunu belirttim. Gerçek demir nerede bulunuyor? Yani eritrositlerde, kaslarda ve ferritinde yer alıyor. Bunun dağılımını göstermek için de. Devam edelim. Evet. En iyi ihtimalle çok güzel bir hani bu et ürünleri işte balık hani demirden zengin en zengin gıda ve hem demiri içeren gıdalarla bile beslendiğinizde en yüksek oranınız emilme oranınız %30'a çıkıyor. Diğeri ise non hem'de ise zaten az önce sizin de söylediğiniz gibi %10'lar civarında. Yani bu oranlar aslında bir preparatı kullanırken bu demir diyetteki demir de aynı şekilde. Tekrar bir soru işareti yaratıyor. Bu kadar yüksek demiri veriyoruz. Bu kadar emiliyorsa kalanı ne oluyor diye bir soru geliyor insanın aklına. Devam edelim. Evet. Emilebilen doz aslında bakın çok düşük. Az önce söylemiştim. Hem geleneksellerde hem diyette alınan demirin çok düşük bir oranda aslında bizim metabolizmada istediğimiz yerlere ulaştığını görüyoruz. Yine devam edelim. Burada az önceki belirttiğimiz hani ne kadarı
emilmiyor. Ne kadarı serbest kalıyor? Serbest kalan demire ne oluyor? Bir sonrakine geçelim. Yine emilim istediğiniz kadar yapın. Artı 2 verin. %20'nin üzerini bulmuyor. %20. %20'lik demir demek %30 serbest kalıyor demek. Serbest kalan demirin ne olduğunu söyleyelim. İşte bunların çok ciddi yan etkileri oluyor. Dolayısıyla burada yeni teknoloji versus eski teknoloji ile üretilen geleneksel demiri karşılaştıracağız. Devam edelim. Burada çok güzel bir video var. O videoyu siz de ulaşabilirsiniz. Şeyde var, YouTube'da var. Önce geleneksel demir preparatlarının absorpsiyonunu ve yan etkilerinin nasıl çıktığını gösteriyor. Ondan sonra da mevcut Kartal Berkay, biliyorum onu az sonra söyleyeceğim. Fikrin tam da senin gibi. 3 miligram kilogramı azaltıyor. Evet, burada bakın intestinal düzeyde duodenumda bakıldığında o serbest kalan devir enterosit hasarı yapıyor. Hasar yaptığı için de gastrointestinal yan etkiler ortaya çıkıyor. Bakın burada diş boyanmasından işte bulantı kusmaya, dışkının siyaha boyanmasından diğer şeye kadar hani ciddi konstipasyon ya da diyareye kadar uzanan bir yelpazede ciddi yan etkileri mevcut. Ve bu kalan demirin buna neden olduğu söyleniyor. Evet, devam edelim. Bu azaltan ve arttıran durumları neden koydum? Herkes video linkini paylaşırız sunumdan sonra arkadaşlar. Bu absorpsiyonu etkileyen faktörleri neden koydum? Çünkü beslenme bu yaş grubunda çok önemli ve bir normal geleneksel ilaçları kullanırken, demir artı 2 kullanırken şunu yapmayacaksın. Yemekten önce alacaksın. İşte sütle beraber, süt ürünleriyle beraber kullanmayacaksın. Vitamin C ile alırsan bu olur, onunla alırsan bu olur. Dişlerini boyandı, onu kullanma diye uyaracağınız 1.000 tane parametre var. 1.000 tane parametre var olduğu için ve az önceki söylediğimiz etkileri var olduğu için aslında yeni kuşaklara birazcık daha sıcak bakmamız gerekiyor. Bu sadece bu şekilde kalmıyor. Hani o intestinal düzeydeki zararlarından çok açıkta kalan demir serbest oksijen radikalleri üretiyor. Bu oksijen radikalleri hücresel düzeyde zarar veriyor. Hücresel düzeyde zarar verirken bahsettiğimiz şey şu. Çoklu doymamış yağ asitleri, lipid peroksidasyon oluşumu hücre zarı yapısını bozuyor. DNA kırıklarına neden oluyor. Hücre içi protein harabiyeti oluyor ve o zaman yapıyor. Bakın hücresel düzeyde, organel düzeyinde bile hasar yaptığını söyleyebiliriz. Bu en şey ihtimalle metaanalizler bu geleneksel demir preparatlarının yaklaşık 1/3'ünde bazılarında %40'ında bu şekildeki yan etkiler nedeniyle tolere edilemediğini, dolayısıyla tedaviye uyumsuzluk olduğunu, tedaviye uyumsuzluk olması durumunda da demir eksikliği anemisinin bir türlü düzeltilemediğini söylüyor çalışmalar. Bundan dolayı devam edelim. Bundan dolayı değişik modifikasyonlar yapılıyor tabii. Artı 2, artı 3 geleneksel olduğu için bunları nasıl düzeltebiliriz? Acaba intermittan mı kullanalım? Yani dozunu düşürelim. Az önceki Berkay'ın söylediği gibi. Gerçekten dozu düşürürsek bir işe yarar mı? İşte bazı arkadaşlarımız 6 dedi, bazıları 4 dedi, bazıları 3 dedi, bazıları 1, 2 dedi. Acaba düşük dozda uzun vadede yaparsak bu açığı kapatabilir miyiz diyen arkadaşlarımız da var ama bu şekildeki uyum sorunu var olan demirin hani ben bu çok uzayacağı için şeyden bahsetmedim hiç. Ama bunun ne kadar etkilediğini hani nöroprotektif etkilerinden, IQ'dan, işte nütrisyondan, gelişimden hani her şeye etkisi var olduğunu kabul ettiğinizde yani bu şeylerin yan etkileri nedeniyle kullanılamadığı zaman bir türlü aneminin ve demir eksikliğinin düzeltilemediğini görüyoruz. Devam edelim. Çalışmalar var mı? Var. Evet. Sizin söylediğiniz çalışmalar bu gerçekten de. 3 miligram kilograma düşürürsek biz şeyi azaltabilir miyiz? Yan etkileri azaltabilir miyiz diye çalışmalar yapılmış ve çok da güzel yerlerde yayınlanmış çalışmalar gerçekten. Artı 2 demirin eğer ki dozu 3 miligram kilogramdan verilirse yan etkilerinin kısmen azaltılacağı ile ilgili çok güzel yayınlar var. Hemoglobinin de arttırdığını, ferritin de düzelttiğini, sadece tedavi süresini biraz uzattığını gösteren çalışmalar var. Devam edelim. Bunlar intermittent çalışmaların işte gün aşırı ya da işte haftada 2-3 gün kullanıp 4-5 gün ara vermenin yan etkileri azaltmak için kullanılacağını ve modifikasyon yapılacağını söylüyorlar. Yeni kuşak neyi öneriyor? Yeni kuşak şunu öneriyor. Yani demiri ortaya koyuyor. Etrafında o az önce gösterdiğimiz videoda ne mide asiditesinden ne intestinal düzeyde o yan etkileri yaratan şeylerden
yan etkileri yaratan etkilerden ya da işte eminim dozu çok azaltacağımız için 1/3 oranında gidecek, direkt hedefe gidecek. Bir videoyu açalım istersen eğer bundan sonra video varsa. Evet, bu da klasik değil, inovatif yöntemle geliştirilen bir demir preparatı. Sucrosamiyel demir, hani bildiğimiz adıyla Sidefer. Burada bakın çok güzel, az öncekinden farklı olarak M hücreleri arasında transseller ve intraseller emilim nedeniyle gastrorezistans olduğu için hiçbir intestinal problemle karşılaşmadığını in vitro bir sürü çalışmada benim de değerlendirme fırsatım buldu. Bir sürü çalışmada bunların hepsi kanıtlanmış. Üç farklı absorpsiyon yoluyla doğrudan hedefe giden, herhangi bir taşıyıcıya ihtiyaç duymayan, hepsizinden etkilenmeyen, bu çok önemli, bir preparat ve bu İtalya'daki ismi. Evet, bu in vitro çalışmaların hem mide asitlerine ne kadar dirençli olduğunu hem de o az önceki gösterilen videodaki ne kadar absorpsiyonun güçlü olduğunu tüm demir preparatlarıyla karşılaştırmalı çalışmaların sonuçları. Devam edelim. Üç farklı yoldan emiliyor. Diğerinden zaten hani videoda özellikle üç boyutlu akılda kalır diye söyledim. Sideral 3D diye yazarsanız YouTube'da muhtemelen o link çıkacaktır. O çok daha güzel anlatıyor. Ama buradan baktığınız zaman hani videoda da gösterildiği gibi normal absorpsiyondan hani geleneksellerden çok farklı bir absorpsiyon yoluyla emiliyor. Biyoyarlanının bu etkisinin üzerinden yola çıkılarak %30 dozun azaldı. Yüzde kaç? Evet, tabii 1/3 oranında bir dozla bunu tedavi ettiğimiz için ikisini birbiriyle karşılaştırdığınız zaman zaten hem videoda hem de şeyde başından itibaren söylemeye çalıştığımız şey şu. Mide asitlerinden koruyucu tabaka hem gastrik yan etkileri ortadan kaldırıyor hem biyo yararlanımı inanılmaz fazla olduğu için, yani 3 farklı yöntemle eminim olduğu için dozu azaltıp veriyorsunuz hem de minimal hatta hiç yan etkisi olmadığı için sucrosamiyel demir, yani inovatif teknolojiyle kullanılan demiri hem profilakside hem de tedavide önerebiliriz. Devam edelim. 1/3 dozu dediğim gibi profilakside de verebiliriz. Konvansiyonel doz mesela siz 6 miligram kilogram mı hesapladınız? 60 miligram vereceksiniz. Bunu 3'e bölüyorsunuz. 20 miligramlık normal Sidefer verirseniz bu tedavi ihtiyacınızı karşılayacaktır. Süre aynı ve bu çalışmalarda hemoglobin hematokrit ve ferritinle ilişkili herhangi bir fark olmadığını ve gastrointestinal sistem yan etkilerinde ciddi bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Ben Ayla az önce söyledim. Bir tane çalışma var. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ikinci aydan sonra kullanılmış ve ikinci aydan sonra kullanıldığında hiçbir yan etkisinin o üzerinde öyle yazıyor gerçekten ama bu muhtemelen ruhsatla ilişkili bir sıkıntı olma ihtimali yüksek. Eğer ben atlıyorsam firmadan arkadaşlar yazabilirler. İkinci aydan sonra çok düşük doğumluluk ağırlıklı prematürelere verilmiş ve normal bu bizim kullandığımız ferroglisin sülfatla karşılaştırılmış çalışmalarda aynı etkiyle hem hemoglobini hem de ferritini yükselttiğiyle ilişkili yayınlar var. Devam edelim. Bunu zaten söylemiştik 11'li değerleri. Bu yanıtsızlık durumunda az sonraki soracağım vakayı bitmek üzere zaten. Öbüründe 3-4 slide var arkadaşlar. Yanıtsızlık durumunda ne yapacağız? Herkes biliyor ama problem, evet, Ahmet Bey söylemiş, bakanlık talebi nedeniyle yaş sınırı uygulanıyor. Kutuda 4 yaş üstü yazsa da aileler sorun yaratabilir ama siz tabii şey yapacaksınız artık, yapacak bir şey yok. Evet, istediğimiz demir eksiklenmesinin hani direnç var olduğu durumda buna bir başka bir etiyoloji altta yatıyor mu diye araştırmamız gerekiyor. Burada da yani vitamin B12'den folik asite, hemoglobin elektroforajından gizli kana ya da işte çölyak testlerine kadar uzanan perspektifte geniş bir yelpazede ayrı tanı yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Evet, bu Şimdi hastaya bu dikkatinizi çekiyorum. Lütfen bu hastayı Caner çok güzel özetleyecek. Step by step gideceğiz bu hastada. Bu literatürden bir hasta ama güzel olduğu aynen için bu olgu
Bizden değil, literatürden bulduk. Oldukça enteresan bir olgu aslında. Bizim için de bir farkındalık yarattı. Şimdi hep birlikte zaten yine burada tartışacağız. Bu kız da 7 yaşında. Yine solukluk nedeniyle başvuruyor. Daha önce bu hastaya nutrisyonel demir eksikliği tanısı konmuş. Bir ay tedavi verilmiş. Ancak herhangi bir takibine gelmemiş. Diyette de herhangi bir sorunun olmadığını söylemiş. Bu çocuğun hemoglobini 4.4 saptanan, MCV'si 56, MCH'si 14.7, yine MCHC'si 26.1, demir düzeyi 15, serum ferritini 48.2 ve transferin satürasyonu da %3 olarak saptanıyor. Evet, bu hastaya siz ERT verir misiniz? Bunun gördüğümüz gibi hemoglobini 4.4, MCV'si 56, demiri 15, ferritini 48, transferin satürasyonu da %3. Bu hastaya... Bir daha geri gider misin Caner? Bir şey dikkatlerini çekeceğim sadece. Gidebiliyor musun? Ha. Buradaki demir ve ferritin düzeyine dikkatinizi çekiyorum. Devam edelim. menti.com'a girip arkadaşlar yukarıdaki kodu şimdi gözüküyor. menti.com'a gidip yukarıdaki kodu girerseniz sunuma interaktif olarak katılabiliyorsunuz. Lütfen katılın, o daha zevkli oluyor arkadaşlar. Evet. Hemoglobini 4.4, MCV'si 52, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ferritini 15, transferin satürasyonu %3'lerde. Evet, %59 evet dedi, %41 hayır. Hemoglobini 4.4. 4.4. 4.4 olduğu için arkadaşlar herkes biliyor ki hani küçük çocuklarda şey sınırı, transfüzyon sınırı ve büyük çocuklarda transfüzyon sınırı biraz değişiktir. Bu hastada 4.4'lük bir hemoglobini demire yanıtsız olduğunu düşündüğümüz bir hemoglobin değerini mutlak transfüze ederiz. Literatürde zaten transfüze etmiş sanıyorum, değil mi? Bir soru geldi. Klinik durumu nasıl diye. Klinik durumu gayet iyi. Hiçbir şey yok. Sadece hafif ılımlı bir taşikardisi var. Evet, yani zaten hemoglobin 4.4. Yaşında. Hemoglobin yani, 4.4. Evet. 120 civarında bir taşikardisi var. Ona geleceğim arkadaşlar. Süt aromasıyla ilgili bir yorumum var. Hiç merak etmeyin. Heyecana gerek yok. konuşacağız onu. En son konuşacağız. %56 gibi eritrit süspansiyonu veririm dedi arkadaşlar. %44'te vermem dedi. Tamam. Yani... Peki bu hastadan hangi tetkikleri isteyelim biz? Hepsini istemişiz. Ben bunu soru olarak yazmadım Caner. Ben sadece hani fikir versin gelir diye de aşağıda da yazdım ama bunun taraması yapılmış zaten. Tabii çölyağı, inflamatuar bağırsak hastalıkları, talasemi taramaları yapılmış negatif. Dışkıda da herhangi bir kan saptamamışlar. Yani altta yatan tüm etiyolojiyi taramışlar. Hiçbir şey yok. Burada şey çıkmamış. Burada sizin söylediğiniz gibi %56 veririz dedi, değil mi? Evet, literatürde de vermişler buna. Vermişler. Aha. Vermişler ve hastayı taburcu ederken hemoglobini 8.9 görmüşler. Evet, oral tedavisini de başlamışlar. 2 ay sonra da kontrole çağırmışlar hastayı. 2 ay sonra +2 demirlikle demir tedavisiyle kontrole gelirken hemoglobinin 6.9 olduğunu görmüşler. 2 ay boyunca +2 değerlikle demir tedavisi kullanmış ve ona hemoglobin değeri 8.9'dan 6.9'a düşüyor buna rağmen. Süper. Bu tür durumda hani bu hastanın çocuğun oral tedaviye kısmi yanıtı var mı yok mu ya da bu aşamada biz ne yapacağız? Güzel. Burada soru var mı? O evet. Güzel. Burada soru var. Burada herkes yazabilir. Yine kodu görüyorsunuz. Evet, yine yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Menti'de. Daha güzel beyin fırtınası olur. Aşağıdan bir arkadaşımız yazmış gerçi. IV demir veriyor. IV demir yazan bir arkadaşımız var. Evet, bu çocukta ilginç olan ferritin normal. Evet Sevde. Ben de zaten ilk başta dikkatinizi ferritine çekmek istemiştim. İlginç olan kısmı o kısım gerçekten de. Kutuda kocaman süt aroması. Evet evet süt aroması var arkadaşlar. Bursa çocuk doktoru Orhan Cura. Konuşacağız onu. Odaklanalım sorulara. Konuşacağız. Tartışacağız onu. Aynen.
Kronik hastalığı yok. Kronik hastalığı taranmış hepsi. Caner söyledi az önce. Evet. Menti.com'a girip yukarıdaki kodu yazarsanız interaktif olarak da görüşünüzü yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu hastanın 2 aylık artı 2 değerlikte demir tedavisine rağmen hemoglobini 8.9'dan 6.9'a gibi bir düşmesi var. Tedaviye rağmen. Bu aşamada ne yapalım? Evet, A transferine mi? Kronik hastalığı var mı dediler. Yok arkadaşlar. Aşağıdakilere bakıyorum. Sen bu arada yukarıdakileri IV demeyin. Periferik yayma. Ama hepsi normal. Onları demedin mi sen? Hemoglobin elektroforezi evet. Her şey yapılmış arkadaşlar. Hematoloji konsültasyonu istemiş arkadaşlar. Tamamdır. İleri tetkik IV demir. Glukoz alkı fosfat dehidrogenaz tetkiki. Meckel sintigrafisi. Çok güzel ya. Çok güzel. Bakın beyin fırtınası olunca güzel. Çok güzel oluyor. Bakın. Rengarenk harika fırtına var. Demir fırtınası. Kemik iliği aplastik anemili gelişecek. Ayşe Sibel Tural. Endoskopi önermiş. Evet. IV demir ön planda. İri de sendromu. Ha, bildi biri. Annem çocuk hekim. Şeyma bildi. Evet. Evet. Devam edelim. Geldi. Evet, cevap geldi. Tuba da geldi. Evet. Şimdi intravenöz demir öneren bir arkadaşlarımız var değil mi? Onlar için intravenöz demir vermiş literatür. 6.9'u evet, tekrar yükseltmişler 9.6'ya herhalde değil mi? Yükseltmişler. Aynen 9.6'ya evet. Yükseltmişler. Sonra hastanın kontrol değerleri 10, 9.5. Sonra bir tekrar bu yaklaşık yine 3 aylık bir süreçte hastanın hemoglobini 7.7'ye düşüyor. Süper. Şimdi evet. Bu hastaya bu kez ne yapmamız lazım? Tekrar IV demir mi verelim? Ya da sizin öneriniz nedir? Yani o 3 aylık değil mi? 3-5 aylık bir sürede yükseltmiş demiri değil mi Canan? Evet. 3 aylık yani, hastaya IV demir verilmiş. Hemoglobini yükseliyor. 3 aylık süreçte hemoglobin değeri tekrar 7.7'ye düşüyor. Bu aşamada şimdiki tedavimiz ne olmalı? Burada herkes yazabilir yine. Tekrar IV demir verir misiniz? Yani 3-5 ay daha budur. Çocuğu kurtarır mısınız? Aplastik anemi evet. Yok bu arada arkadaşlar. Ha, ne demişler? Hematokons geldi. Hematokonsta arkadaşlar şöyle bir cevap yazıldı. Hastanın iride sendromu açısından genetik analizlerin gönderilmesi. Bu. İntravenöz demir önerdiler ama tekrar. Hemato isteyen arkadaşlar için. İntravenöz demir önerildi. Hematoloji konsültasyonu. Hastaya intravenöz demir preparatı verilmesi. Ve adı neydi? Artı 2 preparatla profilaksiye gitmesi, 5 ay sonra hematoloji polikliniğine gelmesi önerildi diye yazdılar. Gönderdiler. Verelim gitsin. Aynen. Süper. Mutlaka endoskopi önermişler. IV demir evet. Ya da sukrozomiyel demir. Harika. Hematokons. Hayır. Kanama açısından tekrar endoskopi. Evet. Birkaç şey daha yazın arkadaşlar. Genetik analiz. Harika. Orhan Cura bizi kaçırmayacakmış. Mutlaka kaçırmayın bizi. Biz buradayız. Her salı buradayız. Orhan Hocam. Menti.com'a girip kodu girerseniz arkadaşlar. Kemik iliği başlayayım dedi. Endoskopi başlarım dediler. Yaparım. Sukrozomiyel demir başlayan var. Çok güzel. Hemoglobini bu hastanın 7.7'ye düştü tekrar. IV demire rağmen. Okey. Sevde bu toplantıyı tekrar yapmamızı istiyor. Ahmet Bey. Top sizde. Evet Caner. Verelim endoskopi. Tamam abi. Verelim. Bakalım literatür ne yapmış. Evet bakalım bizim hastaya ne yapmışlar. Vermişler bir doz daha şurada. Şurada bir şey vermişler herhalde. Sen istersen gösterebiliyor musun? Şurada ikinci IV demiri vermişler arkadaşlar. Ama yine düşmüş. Sonra, değil mi? 7.7'den 8.5, 8.8, 8.4. Sonra tekrar 5. ayda 7.8'e tekrar geriliyor. Burada sonra bir şey oluyor. Büyülü asa var orada değil mi? Burada hastaya bir şey yapıyorlar ve hastanın izleyen süreçte bir daha hemoglobin düşüklüğü olmuyor. Ve ilk kez kendi yaşına uygun bir hemoglobin değerine ulaşıyor. Aynen. Hastanın ilk kez normal bir hemoglobin değerine ulaşıyor. Sevk evet. Edelim diyor. Orhan sevk edemeyiz. Hasta bizde, elimizde patladı. Üçüncü düzeyiz biz.
Probiyotik çok iyi. Probiyotik Aynen. ekleyelim. Buradan ne verildi arkadaşlar sizce? Bu hani hastanın Evet. 7.8 ile ne verilmiş? Probiyotik. Evet, sukrozomiyal demir verilmiş ya arkadaşlar. Açtın artık Açtım. Caner, aç aç. Aç, evet. Evet, inanılmaz bir grafik. Bakın ne kadar etkileyici bir hasta bu. Bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. IRIDA sendromu bu hasta. O az önceki sey dediğimiz. Evet, sukrozomiyal demir vermişler arkadaşlar. Sukrozomiyal demir vermişler ve hastanın ilk kez kendi yaşına ve cinsine uygun hemoglobin düzeyine ulaşmış. Bir daha da düşmemiş. Bunu bir yıl izlemişler. Günde 10 miligram vermişler. Hepsinden, evet Hatice doğru. Hepsinden etkilenmeyen sukrozomiyal demir. Aynen öyle. Etkilenmediği için zaten bu düzeyde bir yükselme sağlıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de sukrozomiyal demiri hani bu milyonda bir görülen bir parametre olduğu için size getirdik ama yan etkileri, emilim olayı ya da işte profilakside kullanımı, fazla dozun toksik etkilerini düşündüğünüz zaman bu ilacın rahatlıkla ve güvenle kullanabileceğini, hem de her yaşta kullanılabileceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Devam edelim. Bundan sonra ne geliyordu? Evet, bu Evet, hasta yayınlamışlar literatür. arkadaşlar. O genetik analiz isteyen arkadaşlar da IRIDA denen Iron Deficiency Çıkmış zaten. anan bir şey çıkmış zaten, yayınlanmış. Evet. Evet, YouTube'da kaçıranlar seyredebilir. Okey, devam edelim. Bundan sonra ne zaman diye sorarsanız yaştan bağımsız bir sukrozomiyal demir kullanımı mevcut. En azından literatür öyle diyor. Prematürelere ikinci ayda, niyat doğanlarda dördüncü ayda çünkü o zamana kadar yeterli demir oluyor. Demir eksikliği ve anemisinde hem tedavide hem profilakside çok önemli. Dişlerin boyanmasını istemeyen, dışkının boyanmasını istemeyen, gisyen etkileri olan, adolesanların da uyumu birazcık sıkıntılı biliyorsunuz. Bulantı ve gis, konstipasyon diğer etkileri nedeniyle. Dolayısıyla aslında tüm yaş gruplarında hem profilakside hem tedavide kullanabileceğimiz bir preparat diyebiliriz. Paraya kıyalım diyorlar. Evet, yani soruşturma açılabilir ödenmiyor diye. Evet, şimdi sizden ricam buraya nereden Son katıldığınızı, normalde Türkiye haritası yapıyorduk ama bir arkadaşımız Florida'dan sürekli ve Almanya'dan bir şeyden sürekli bize özelden yazmış. İnşallah İngiltere'den. bizi izliyordur. Onun için şey yaptık çünkü ne derler? Onun için dedik ki size bu defa dünya haritası koyacağım. İnşallah katılırsın. Florida'dan katılıyor mu arkadaşımız? İşaretledi mi, işaretlemedi mi bilmiyorum. Yok. İşaretlemedi. Bakü'den katılan Menti.com'a girip arkadaşlar arkadaşlar nokta Menti.com'a girip şeklinde işaretlerseniz Malikova oradan ha valla aşağısı yandı Caner. Afrika değil mi? Afrika değil mi orası? Aynen, belki şey olabilir ya, bu Hava görevlendirmeler İngiltere olunca. hava bu screenshot alacağız da hava şeyden işaretlersen İngiltere'yi Menti üzerinden işaretlersen okyanusta işaretledi hava herhalde. Değil En mi? doğru, O keşke oradan katılsak abi. Zonguldak arkadaşlar şeyde harita üzerinde hatırlarsanız hani çok güzel olur. Evet. Türkiye devam ediyor. Türkiye devam ediyor. İngiltere. Ya bu Afrika'dan kim izliyor bizi acaba arkadaşlar ya? Madagaskar vallahi. Madagaskar'mış. Ahmet Bey yardımcı oldu bize. Teşekkürler. Hatay. Aşağıdan yazanlar var. Bakü. Evet. Evet bak haritada evet böyle bir şey istiyorum ben ya. Ha işte böyle Caner gördün mü? İngiltere geldi abi oradan. Ya bu işte geldi bak İngiltere geldi. Bu Hava şey şimdi gibi oldu. oldu birazcık. İzlanda. Eurovizyon gibi oldu bu. Hani Evet, puanlar birbirine yakın açıklanıyor. ülkeler oy veriyordu ya abi, puanlar. Komşu ülkeler oy. Bunun hakikaten öyle ya. Bunun screenshot'ını alalım. Evet. Çok güzel bir slide Evet. gerçekten. Düştüm ben herhalde Caner. Caner ben Hayır, düştüm. Beni sesin duyabiliyor geliyor abi. musun? Duyabiliyorum. Ha, ama görüntüm yok. En azından ben kendimi göremiyorum ama. Sen görüyor Görüntün musun? yok, sen gözükmüyorsun şu anda da. Aa. Neyse gözükmeyeyim. Olay bitiyor zaten. Arkadaşlar aromatik şeyi aromatik ya. Aromatik nedir? Süt aroması Süt için aroması. evet süt aroması var olduğu için yalnız siz işaretlemeye devam edin arkadaşlar. Çünkü Aynen. hakikaten bunu birimiz alsın. Ya Çakan ya Ahmet Bey bu screenshot'ı alırsan sesiniz geliyor. Tamam. Görüntü sorunlu arkadaşlar. Instagram aynı cep telefonunda izlenebiliyor mu? Hem Menti.com hem Instagram İzlenebiliyor. izlenebiliyor. Caner Yani anlat istersen. sayfadan çıkıp
hızlıca Mainz'den oy kullanabiliyorsunuz. Sonra tekrar canlı yayına girebiliyorsunuz. Aynı telefondan yapabilirsiniz arkadaşlar. Mainz'den sadece oylamaya katılıyorsunuz. Canlı yayına devam ediyoruz buradan. Vallahi kamerayı kapatmadım ama şeyden çıkarayım, tripod'tan. Evet, şimdi görüntü geldi zaten. Öyle mi? Ha, kamera o zaman şey bastı herhalde. Ne diyecektim ben? Ha, süt aromasıyla ilgili. Süt aroması şu arkadaşlar. Gerçekten literatürde böyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Ulaş abi, kamerayı kendine çevirirsen. Yok, ben çeviriyorum da şey çalışmadı. Kilitlendi. Ha, geldi Caner. Şimdi. Öyle mi? Aha. Yok ama ben göremiyorum işte. Neyse, ben görünmeyeyim, önemli değil. Ya ben kendim göremiyorum görüntümü. Tamam. O yüzden de ben anlatmaya devam edeyim. Ne demiştim? Ha, inek sütü protein alerjisi olan bir hastayla ilgili bir sorun literatürde yok. Ama benim deneyimde var, onu söyleyeyim size. Ben bir tane inek sütü protein alerjisi bir hastama Sizefer yazmıştım ve o vücutta döküntü olduğunu belirtti bana. Ben dolayısıyla şey preparatı değiştirmek zorunda kaldım. Ama literatürde bu şekilde yayınlanmış. İşte bazı hocalarımız şöyle bir şey önerdi. Hani deneme yanılmayla, yani hani önce çok düşük dozda başlayıp reaksiyon izleyip öyle yapabilirsiniz diyenler var, ama eğer çok ağır inek sütü protein alerjisi varsa ben bu deneme yanılma yolunu da çok tercih etmenizi önermem. Çünkü biliyorsunuz bir şeyi bile normalde içinde protein yok. Teorik olarak olmaması gerekiyor. Bu arada net bilgi bu, onu söyleyeyim. Teorik olarak içinde sadece süt aroması var, süt proteini yok. O bildiğimiz alerji inek sütü protein alerjisi olduğu için ve içinde protein olmadığı için size efendim, sadece süt aroması olduğu için o aromanın bunu yapmasını beklemiyoruz. Yani teorik bilgi budur. Ama dediğim gibi benim bir hastamda, adam ona mı bağlı, başka bir şeye mi bağlı onu da bilemiyorum ama bir döküntü geliştiğini biliyorum. Şeyi değiştirdikten sonra da birkaç ay sonra tekrar Sizefer başlayınca da o döküntülerin gerilediğini söylemekte fayda var. Dolayısıyla anafilaksi tipi, yani çok ağır alerjisi olanı deneme yanılma değil de böyle düşük dozda yapabilirsiniz. Benim önerim o. Ama teorik bilgi olarak protein içermeyen bir şeyi protein alerjisi olan bir hasta için verilmeme bir önerisinden bahsedilemez. Domuz jelatini süt aromasında aile ciddi kavga. Tamam, işte ben de onu söylüyorum. Yani aile inek sütü protein alerjisi de aslında iyi bir konu. Çünkü Yemen'den. Ha, Yahya Tamen Yemen'den izlemişiz evet. Abi. Okey. Birazdan fark etti, değiştirmek zorunda kalmıştım. Sevde de, evet, Sevde'nin de hastasında oldum. Ama dediğim gibi ciddi bir reaksiyon beklemiyoruz. Ağır inek sütü protein alerjisi olan hastalarda deneme yanılma birazcık sıkıntı olabilir. Ama geri kalan tüm hasta grubunda bunu kullanabileceğiniz, güvenle kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Başka soru var mı Caner? Ben bu arada hiç şey yapamadım ama. Domuz jelatinini söyledik. Biri beni, bir hastamız izliyor herhalde. Ben 7 yaşında kızım, sizin tanıdığınız şey. Çok teşekkür ederiz. Okey. Biz de teşekkür ederiz. İlk başta şuradan. Evet. Sanırım bu kadar. Bu screenshot'ı aldıysam aynen. Ahmet Bey'e de Sizefer grubuna da Çağkan'a da. Çok güzel bir programla birkaç, evet, 24 saat içerisinde size Haziran ayının programını paylaşacağız değil mi Caner? Aynen öyle. Tamam, dur. O zaman sen herkese de kendin... çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir sunumdu. İnşallah daha güzellerini önümüzdeki aylarda hep birlikte yine planlayacağız. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür diliyoruz ediyoruz. Herkese. Hoşçakalın.